Bisiklete yeni başladıysanız ve bu durum ilk defa başınıza geliyorsa muhtemelen sırtınızdan şuradan şöyle bir soğuk ter boşanacaktır ve şunu düşüneceksinizdir. Eyvah, bisikletim gitti. Büyük ihtimalle maşayı değiştirmem gerekecek. Halbuki 1-2 ayar vidasıyla bu olayı tamamen çözmek çok kolaydır. Bu bölümde maşa boşluğu nasıl alınır, gidon boynu vidalarını hangi sırayla sıkmamız ve nasıl sıkmamız gerektiğini işliyoruz. Gerçekten çok can sıkıcı durum. Özellikle mekanikten anlamıyorsanız, bisiklette de yeniyseniz arkadaşlar, böyle kafanızda bin tane tilki dolaşır. Eyvah dersiniz, bu takır tukur ses geliyor, bu kesin büyük bir şey. Yeni maşa mı almam gerekiyor, onu mu yapmam gerekiyor? Ulan o kadar da para verdik bisiklete gibi böyle saçma sapan sorularla kendinizi yer bitirsiniz. Halbuki sorun çok basittir. Bize sadece gerekli olan nedir? Alyan anahtarı. Bir alyan anahtarı ile bütün işlemi böyle durumlarda çözebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta ben size kullanmam gereken aletleri söyleyeyim. Dediğim gibi bir tane alyan anahtarı kullanıyorsunuz. Bu sizin işinizi görüyor. Ha, şunu dipnot olarak hemen geçeceğim. Özellikle karbon bisikletlerde bu çok önemli. Biz alüminyum ya çelik bisikletlerde çok önemsemesek de normalde bu vidaların, bu civataların kesinlikle ve kesinlikle tork anahtarıyla, yalnız torx değil arkadaşlar, tork yani güç anahtarıyla sıkılması gerekiyor. Gidon ve gidon boğazı üstündeki civatalar 5 Newton metrelik güçlerle veya markasına göre üzerinde yazar zaten 4 Newton metrelik güçlerle sıkılıyor. Hadi şimdi ilk etapta ne yapalım? Maşamızdaki boşluk var mı yok mu? İlk bir etapta bir bunu anlayalım. Maşamızda boşluk varsa sonrasında adım adım ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Maşadaki boşluğu anlamanın iki yöntemi var. Bunlardan birincisi, şöyle bisikletinizi biraz yerden kaldırırsınız ve yere doğru bırakıp sesi dinlersiniz. Böyle sanki kırılıyormuş gibi şangır şungur, yani çok böyle cam kırıntısı gibi gelmese de şangır şungur bir ses gelir. Benim size önereceğim yöntem arkadaşlar, ikinci yöntem. İki elimi de frene koydum. Sağ elim arka freni sıkmıyorum, sol elimle ön freni sıkıyorum. Bisikletimi ileri geri hareket ettirmeye çalışıyorum. Şurada görüyorsunuz. Şurada bir oynama var. Bu maşamda boşluk olduğunu gösteriyor. Yani furşumda, fırç yatağımda bir boşluk, maşamda aşağıya doğru bir boşluk var ve bizim bu sorunu halletmemiz gerekiyor. Sökerken hiçbir problem yok arkadaşlar. Herhangi bir vida sırası yok veya civata sırası yok. İstediğiniz civatadan başlayabiliyorsunuz. Ha, şunu ilk başta bir anlatmam gerekir. Şu çektirme kapağıdır, maşa çektirme kapağı deriz. Şu da gidon boynudur arkadaşlar. Ben şimdi ilk etapta şu çektirme kapağını çıkartıyorum. Burada ufak bir ayrıntı var. Birazdan orayı kontrol edeceğiz. Ne olduğunu söyleyeceğim. Şu şekilde sağ ve sol vidaları. Burada dikkat etmeniz gereken, ikisini aynı anda yani sökerken de çok fazla fark etmiyor. Herhangi birini önce sökseniz de olur. Şimdi görüyorsunuz, tekerim artık serbest. Şöyle şu şekilde de ben gidon boynumu çıkartabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaparsak, ön freni sıkayım. Artık maşam tamamen boşta arkadaşlar. Şimdi burada ufak dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Şimdi şöyle hep beraber gidonu bir çıkartalım. Şurada neler var arkadaşlar? Şöyle halkalar görüyorsunuz değil mi? Biz bu halkalara spacer diyoruz. Gördüğünüz gibi maşa bunun içinden fırça giriyor. Oradan alın boyunca devam ediyor. Bu spacerlar ne işe yarıyor? Şimdi ben bu gidon boynunu buraya taktığımda şurada bir fark görüyorsunuz. Hatta şöyle ben size onu daha ince bir şeyle göstereyim. Şurada bir fark görüyorsunuz. Bu çektirme kapağı şu içindeki çiçek dediğimiz, şöyle bakayım görünüyor mu? Kamerayı biraz daha ayarlarsam. Şurada bir çiçek dediğimiz furşun içindeki çiçeğe giriyor. Bu bunu sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Şuradaki maşayı şu şekilde elimle göstereyim. Şu elimdekinin maşa olduğunu farz edersek, elimin de alın kadro olduğunu farz edersek, sağ eliminde çektirme vidası olduğunu farz edersek, şu şekilde yukarıya doğru çektiriyor ve şuralarla, gördüğünüz gibi şurada, kamerayı biraz daha geriye alalım. Alınla ne yapıyor? Sıfırlıyor. Bu ne demek oluyor?
Bu şu demek oluyor. Bu çektirmenin sağlıklı olabilmesi için gidon boynumuzun bu kısmının maşadan daha yüksekte olması lazım. Yani bunu uygulamalı olarak hemen göstereyim ben size. Şimdi spacerlardan iki tanesini söktüm. Maşa dışarı çıktı. Şimdi ben bunu burada artık vidalasam istediğim kadar sıkayım. Hatta birebir görün. İstediğim kadar sıkayım. Bakalım bir şeye etki edecek mi? Tabii ki etmeyeceğini biliyorum. Ama özellikle yeni başlayan arkadaşların bunu görmesini istediğim için bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. Tekrar çektirme kapağını sökmek durumundayım. Çektirme kapağının olduğu yere spacer atarak gidon boyunu yükselteceğim ki çektirme olayı düzgünce çalışabilsin. Gidon boynumu tekrar söktüm. Spacerlarımı attım. Bu spacerların ölçüleri farklı oluyor arkadaşlar. O yüzden onlara çok kafanız takılmasın. Gördüğünüz gibi gidon boyunu biraz daha yukarıda. Hemen çektirme kapağımı takıyorum. Şimdi tamamen boşta elimle şu şekilde kamerayı biraz daha yana alalım. Bu arada bu çekerken zorlandığım videolardan bir tanesi, çok eğilip kalkıyorum, siz oradan görmüyorsunuz. Gidonla ön tekerleği sabitliyorum. Şimdi başlıyorum. İlk etapta bunu sıkmanız lazım. Çektirme kapağını sıkıyorum. Çektirme kapağını nereye kadar sıkıyorum? Bakın şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Abanmayın. Eğer abanırsanız furş yatağınızdaki bilyaları yersiniz. O yüzden böyle elimle çok güç uygulamadan, torkmetre kullanmadığınız için çok fazla güç uygulamadan şu şekilde dönmeyinceye kadar sıkıyorum. Hemen ön frenimi sıkıyorum. Kamerayla göstereyim. Şu şekilde ön frenimi sıktım. Tekrardan kamera açımı eski haline getireyim. Kontrol ediyorum. Şu anda herhangi bir boşluk var mı diye. Evet, şu anda furşumda herhangi bir boşluk yok. Eğer ki boşluk olsaydı o zaman ne yapacaktım? Biraz daha sıkıp tekrar kontrol edecektim. Şimdi çok hafif daha sıkıyorum. Açılmaması için. Abanmıyorum arkadaşlar kesinlikle. Tekrar sol frenimi sıktım. Siz görmüyorsunuz. Kontrol ediyorum. Herhangi bir boşluk yok. Duyduğunuz gibi ses de gayet tok geliyor. Şu an furştaki boşluğu aldım. Tekrardan elimle, tekerimle şöyle bakıyorum aynı hizada mı. Şimdi püf noktasına geldik. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? İki tane vidamız var. Bu kimi bisikletlerde, ikisi de yandadır. Kimi bisikletlerde genelde bir sağda bir soldadır. Eşit oranla sıkmamız gerekiyor. Ki maşamıza zarar vermeyelim ve sağlıklı şekilde güç uygulayabilirim. Şimdi sol taraftan sıktım. Çok abanmadım. O durma noktasına geldi. Sağ taraftan sıkıyorum. Burada da durma noktasına geldi. Tekrar soldan devam ediyorum. Tekrar sağdan. Yani bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan devam edeceksiniz. Çok fazla abarmayana kadar. Bunun için ne demiştik? 5 Nm güç uygulamamız gerekiyordu. Tork anahtarıyla. Ben de şu anda tork anahtarı olduğu için 5 Nm'yi gördüğünüz gibi Topic'in tork anahtarı. Bu çok kapsamlı bir tork anahtarı değil ama işinizi görüyor. Evet, sağı 5 Nm'ye kadar sıktım. Solu da aynı şekilde 5 Nm'ye kadar sıkıyorum. Ardından ne yapıyorum? Genelde arkadaşlar bu kapağı gevşetmezler. Ama ben o kapak yalama değil de kenarların aşınması çok hoşuma gitmediği için gidon boynunu sıktıktan sonra kontrolümü yaptıktan, tamamen maşanın oynamadığından emin olduktan sonra şöyle hafifçe bir açıyorum. Tekrardan sıkıyorum. Tüm işlem bu kadar arkadaşlar. Yapacağımız başka hiçbir şey yok. Son kontrollerimi yapıyorum. Bakıyorum maşamda hiçbir şekilde boşluk yok. Tekrardan havadan atıyorum. Yine bir boşluk yok. Yukarıdan şöyle bakıyorum. Hizada mı? Evet, hizada. Tekerimle. Şu gidon boynum.
ve bu işlemi burada bitiriyorum. Maşa boşluğumuzu aldık, vidalarımızı sıktık. Artık bisikletimizi ileri geri oynattığımızda hiçbir probleme kalmadı arkadaşlar. Herhangi bir boşluk kalmadı maşamızda, artık bisikletimizi eskisi gibi kullanabiliriz. Bu hafta benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.